Bu gece yeryüzüne bütün ölüler geri gelecekler. Ya da bu bir pazarlama taktiği. Sadece Almanya'da programına hoş geldiniz. Bu programda böyle şeyler sadece Almanya'da olur dediğimiz şeylere yakından bakıyoruz. Halloween yani Türkçesiyle Cadılar Bayramı sonbaharın en popüler etkinliklerinden bir tanesi. Günümüzde Kuzey Amerika menşeli bir gelenek gibi algılansa da aslında Avrupa'dan geliyor. Peki ne demek tam olarak Halloween? Halloween aslında bir Kelt geleneği. Keltler, yani günümüzdeki İrlanda halkının bir hasat geleneği olarak ortaya çıkmış. Baharda ekinlerini eken, yaz boyunca onların gelişmelerini bekleyen, sonbaharda da tarladan hasadı kaldıran Keltler, bunu kutlamak için bir de festival düzenlemişler. İşte bu festivalde Halloween olarak bütün dünyaya yayılmış. Zaten hemen hemen her kültürün içerisinde bir bağ bozumu etkinliği, bir sonbahar festivalinin örneğini görmek mümkün. Halloween de aslında Keltlerin sonbahar festivali. Her ne kadar bir pagan geleneği olarak başlamış olsa da zamanla Batı Hristiyan geleneği içerisinde kendisine oldukça önemli bir yer edinmiş. Hristiyanlar Halloween'i hayatını kaybetmiş olan kişileri, inananları, şehitleri, ölenleri, azizleri anmak için kullanıyor. Ekim sonu ya da Kasım başına denk gelmesinin ise Alman kültürünün bir etkisi olduğu düşünülüyor. Yani bugün daha ziyade Kuzey Amerika'da kutlansa da Halloween aslında Avrupa ve Almanya kaynaklı. Bu kutlamalar boyunca özellikle yoksul insanlar ve çocuklar kapı kapı dolaşıp ziyaret ettikleri evlerdeki ölmüşlere dua ederlermiş. Karşılığında da bu evlerin sahibi olan insanlar kendilerine yiyecek bir şeyler hediye ederlermiş. İşte Halloween'de kapı kapı dolaşıp şeker toplama geleneği buradan geliyor. Orta çağlardan beri Avrupa'da kutlanan bu bayram zamanla Kuzey Amerika'ya yayılmış, kapı kapı dolaşma geleneği devam etmiş ancak şimdilerde insanlar bir de üstlerine kostüm giyiyorlar bunu yaparlarken. Artık günümüzde bu ölmüşleri anmak için kutlanılan bir bayram değil, daha ziyade bir sonbahar eğlencesine dönüştü. Nerede o eski Halloween'ler? O zamanlar biz hep ölmüşlerimize dua ederdik yani. Peki, Almanya'da Halloween neden kutlanıyor? Bu orta çağlardan günümüze kadar gelen bir gelenek mi yoksa bir pazarlama stratejisi mi? Bu iki soruya hem evet hem de hayır diye cevap vermek mümkün. Evet, Almanların da kültüründe orta çağlardan bugüne sonbahar geldiği zaman bal kabağı festivalleri yapmak, şeker dağıtmak gibi gelenekler var. Ancak aynı zamanda günümüzde kutlanılan haliyle Halloween tamamen bir pazarlama taktiği. Almanya'nın aslında kendine has Halloween vari bir geleneği var. Fastnacht yine insanların kostüm giymesini, sokaklarda şenlikler yapmasını içeriyor. O şey ne denir ya? Sokakta böyle tak yapmak diye bir şey vardı ilkokulda öyle. Hani böyle... Ne denir ona? Geçit töreni. Hı. Aynen. Öyle bir şey yani. Tak. Doğru çünkü. Tak. Evet. Takvimler 1991'i gösterdiğinde Körfez Savaşı nedeniyle Almanya'da Fastnacht o sene kutlanmamış. Alman hükümeti bu kutlama için ayrılacak olan paranın ordunun ve askerlerin güçlendirilmesine ayrılmasına karar vermiş. Ancak bu durum Almanya'daki kostüm ve maske endüstrisini gerçekten derinden baltalamış. O zamanlar O zamanlar Alman şansölyesi Helmut Kohl'un aldığı bu karar Alman oyuncak ve kostüm sanayini kötü etkileyince bu sanayilere mensup olan iş insanları da bir araya gelmişler ve çözüm olarak Halloween'in kutlanmasına karar vermişler. İşte bu nedenle 1991 yılından beri Halloween zamanı geldiğinde Almanya'da bütün marketlerde bal kabaklarından kostümlere, şekerlerden yüz boyama, makyaj ürünlerine kadar her şeyi görebiliyorsunuz. Hatta ben de bu tacı o kapsamda aldım. Peki nasıl kutlayacağız Cadılar Bayramı'nı? Kimi mahallelerde çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker istiyorlar. Ben geçen sene şekersiz yakalandım. Aman siz benim gibi yapmayın. Halloween günü eve gitmeden önce marketten bir paket şeker alın. Eğer kapınıza komşunun çocukları gelirlerse onlara biraz şeker ikram etmiş olursunuz. Zaten sizin bir çocuğunuz varsa ya kitadan ya okuldan Halloween konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyorsunuzdur. Belki okulda bir kostüm partisi düzenleniyor. Belki de çocuklara bu anlatılıyor.
anlatılırken çocuklar böyle şeylere heves ediyorlar. Çocuğunuzu alıp siz de içinizdeki çocuğu bir geceliğine ortaya çıkarıp sokaklara dökülebilirsiniz. Kapıları dolaşabilirsiniz. Almanya'da insanlar buna sıcak tepki veriyorlar. Siz de bu şekilde şeker toplayabilirsiniz. Bekarların, çocuksuzların ya da o gece evde oturmaya niyeti olmayanlarınsa Almanya'da birbirinden renkli alternatifleri var. Hemen hemen her şehirde düzenlenen Cadılar Bayramı partilerinden bir tanesine katılabilir, ölülerin şehre geldiği bu günün tadını çıkarabilirsiniz. Müzik